geldik siyasete bakacağız. Siyasette neler oluyor? Ee, İstanbul'da önce Cumhur bakacağız. Cumhur İttifakı'na. Çünkü Cumhur İttifakı İstanbul için aday belirlemeye çalışıyor. Erdoğan 3 isim üzerinde karar kılmış gördüğümüz kadarıyla. Ama bir de şöyle bir durum var. Sadece İstanbul'la bitmiyor ki iş. Cumhur İttifakı'nın çok da bileşeni var. Onlar da kulis yapıyorlar. Pazarlık kulisi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday belirleme takvimi işlerken Cumhur İttifakı'nda da kulisler hareketlendi. AKP iktidarı destekleyen MHP ile 30 büyükşehirde işbirliği yapacak. 28 ilin belediye başkanlığı için MHP AKP'nin, 2 ilin belediye başkanlığı için de AKP MHP'nin adayını destekleyecek. <laughs> AKP ve MHP heyetlerinin hafta sona ermeden tekrar bir araya gelmesi. 27 Aralık Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı illerin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Büyükşehir seçimleri dışında yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecektir. Hükümetin diğer destekçisi Yeniden Refah Partisi ile AKP arasında pazarlıklar da devam ediyor. Yeniden Refah Partisi AKP ile görüşmelerde masada il adı konuşulmadığını söylüyor. Yeniden Refah Partisi'nin daha önce AKP'den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na istediği ileri sürülmüştü. Şimdi de Van gündeme geldi. En fazla ilçeler bazında işbirliğinin olacağı konuşuluyor. <laughs> Yine iddiaya göre Demokratik Sol Parti'de AKP'den Edremit Belediye Başkanlığı'nı istedi. YRP, Hüdapar ve DSP'ye her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar sistemiyle belediye meclis üyeliği verileceği belirtiliyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Ocak'ta seçim beyannamesini açıklayacak. Adayların tamamı kamuoyuna tanıtılacak. İktidar kanadında cevabı bekleyen en önemli soruysa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kim olacak? İlk üçte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eski Bakanlardan Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı dillendiriliyor. Şimdi burada Ali Yerlikaya imkansız. Gerçekten imkansız. Neden? İstanbul'a gönderilecek olsa iyi bir İçişleri Bakanı olabilir vesaire ama Kürt seçmenden İçişleri Bakanı sıfatıyla Ali Yerlikaya oy alamaz. Mümkün değil. E i̇şte terörle mücadelesi var.